Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iftardan sonra hazırlayacağınız, sahuru ısıtıp yiyeceğiniz ya da işe giderken de yanınıza alıp taşıyacağınız harika kolay pratik bir tarifim var. Bu tarif evdeki var olan malzemelerle yapılan bir tarif. Sizlerin elinizde hangi sebzeler mevcutsa da koyabilirsiniz. Benim evimde mantar vardı. Hatta başlıyorum. 1 kase kadar doğranmış mantarım var. Kırmızı kapya biberim vardı 1 adet. Onu da güzelce doğradım. 1 tane sarımsak. 1 adet kuru soğanım var. Sizin aranız soğanla yoksa koymayabilirsiniz. Sarımsak, çiğ de kullanabilirsiniz ama ben bugün sarımsak tuzu ilave etmek istiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tuzumuz var. Şöyle 3 adet yumurtamız var. Onu çırparak koyacağım. Şöyle bocaladım. Yine dolapta mevcut olan yaklaşık şöyle küçük bir kase kadar ıspanağım var. Onları doğrayıp içine alacağım. Sebzeli, yumurtalı bir kek haline gelecek. Şöyle sebzelerle rengarenk bir kek elde edeceğiz, yumurtalı. Bence çok güzel. Ben böyle rengarenk olan tarifleri, sebzeli özellikle olan tariflere bayılıyorum. Şöyle karıştıracağım. Ispanakları da içine alıyorum. Şöyle 50 cc kadar süt ekleyeceğim ve 1 adet de kabartma tozumuz var. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar da unu ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Tuz ilave edeceğim, karabiber yaklaşık olarak 1'er çay kaşığı kadar yeterli olacak. Ve önceden ısıtmış olduğum fırına alacağım. Şöyle böyle rengarenk, sebzeli, yumurtalı kekim. Evde ne varsa değerlendireceğiniz pratik bir tarif. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında 180 derece yaklaşık olarak 20 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yumurtalı sebzeli kekimiz pişti. Şimdi şöyle bu Ramazan tarifimi sahurda mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, afiyet olsun.